Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Ardın Öğreniyorum serimizde donanımları tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte RFID diye geçen RF kart okuyucu modüllerini tanıyacağız. RFID'lerin kullanım mantığını ve bir örnekle de çalışma prensibini kavramış olacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Ardın ile birlikte RFID kart okuyucuları nasıl kullanılır bunu kavrayalım. RFID ya da NFC diye geçen sistemler artık günümüzde birçok yerde kullanılmakta. Bu bir otelin kapısının açılmasından tutun da bir kasanın açılmasına varana kadar ya da ödeme yaparken alışveriş kartlarımızın, vize kartlarımızın temassız özelliğinin kullanılmasına varana kadar birçok özellik olarak kullanılmakta. Ve artık NFC özelliğiyle birlikte bunun bir web sitesine bir linke yönlendirilerek sizin bir kimliğiniz olma özelliğine sahip kartlar yanınızda bulunmakta. Yani siz NFC kartları kartvizit olarak da kullanabilmektesiniz. Bu kartların içerisindeki verileri okurken RFID modüllerden faydalanırız. Bu modüller 13.56 MHz'lik frekans sayarak kısa mesafelerde kendisine yaklaştırılan RFID kartların içerisindeki verileri okuyabilmekte. Radyo frekanslarıyla çalışan bu modüller 4 ila 8 cm aralığında kısa mesafelere sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller bir RFID karta çarptıktan sonra bu kartın içerisindeki veriler okunarak tekrar geri dönüş alması sağlanıyor. İşte bu geri dönüşün içerisindeki veriler okunarak geri döndürülen bu verilere göre işlemler yapılabilmekte. Bu modüllerin çalışma mantığını eğer biraz somutlaştırmamız gerekirse beyaz bir kart üzerinden örnek verebiliriz. Daha önceki Arduino projelerimizin içerisinde hatırlıyorsanız IR sensörlerimiz vardı. IR sensörler beyaz ve siyaha farklı tepkiler veriyordu. Tıpkı IR sensörlerde olduğu gibi sinyaller eğer beyaz zemine çarpıp geri dönerse bir rakamı döndürülüyordu. Siyah zemine çarparsa sinyaller siyah zeminde emileceği için sıfır değeri döndürülüyordu. RFID'lerde de buna benzer bir mantık yürütülmekte. Sinyaller gönderiliyor. Eğer gönderilen sinyaller bir yere çarpar ve çarptıktan sonra bir veri döndürürse buna göre işlemler yapılıyor. Genellikle RFID modülleri 8 bitlik veri gönderir ve yine 8 bitlik verileri okuyabilir. RFID modül dediğimiz zaman şu anda internette ve piyasada en çok örneği bulunan modül RFID RC522. Yine farklı modüller bulunmakta ama en çok bulunan modül bu modül. Bu modülün 8 tane pini bulunmakta. Arduino ile birlikte bu modülü kullanmak istediğiniz zaman Arduino'nun en az 5 tane dijital pinini kullanmanız gerekir. Lakin bugün biz sizlerle birlikte Reax firmasının üretmiş olduğu RYRR10S RFID modülünü kullanacağız. Bu modülün en büyük özelliği ve güzelliğinin diğer modüllerde olduğu gibi 5 tane dijital pini kullanmadan sadece dijital 2 tane pini kullanarak SDI haberleşmeyle bu modülü kullanabiliyoruz. Şimdi bu modüle birazcık daha yakından bakalım ve Arduino ile birlikte nasıl kullanacağımızı kavrayalım. Evet, şu anda önümde 2 tane RFID modül görünmekte. Bir tanesi RYRR10S, bir tanesi de RC522. Bugün biz sizlerle birlikte örneğini yapacağımız modül bu 4 tane pine sahip olan Reax firmasının üretmiş olduğu modül. Diğer modülün üzerinde 8 tane bağlantı pini görünmekte. Bu pinlerden bir tanesi artı, bir tanesi eksi voltaj. Diğerleri ise Arduino'muzun dijital pinlerine bağlayacağımız pinler. Bu modülü kullandığımız zaman Arduino'nun en az 5 tane dijital pinini kullanmamız gerekiyor. Daha fazla pin bağlantısı kullandığı için ben bu modülün yerine bugün sizlerle bu sadece 2 tane pinle haberleşebilen bu modülü kullanacağım. Bu modüle şimdi birazcık yakından bakmak istiyorum. Bu modül aslında 2 tane kattan oluşmakta. Modülü şu şekilde çıkarttığımız zaman 2'ye bölebiliyoruz. Modülün bir tarafında bağlantı soketinin ve pinlerinin gireceği yapı bulunurken diğer tarafta bir tane entegre görüyoruz ve anten modülünü görüyoruz. Yerleşik yapıda anten modülü görünmekte. Bu modülün üzerinde normalde 18 tane pin bulunuyor, 18 tane bağlantı bulunuyor. Lakin haberleşme pinleri sadece 2 tane pin kullandığı için receive ve send, gönderim ve alım yapıldığı 2 tane pinle haberleşmeyi sağlayabiliyoruz. Modülün bağlantı pinlerine sağdan sola baktığımız zaman en baştaki pin GND hattı, yanındaki TDX, yanındaki RDX ve diğeri de VDD yani besleme hattı. Toplam 4 tane pinle bu modülü çalıştırıp kullanabiliriz. RYRR10S modülünün özelliklerine baktığımız zaman 13.56 MHz RFID radyo frekansıyla haberleştiğini görüyoruz. Bu modül 13.56 MHz'lik bir frekans yayarak haberleşme sağlıyor. Kullanmış olduğu entegre CR95HF entegresi RFID ve NFC olarak
bu entegre verileri okuyabiliyor. Yakın alan iletişimi diye geçen NFC ya da RFID 18.092'yi desteklediğini görüyoruz. Yine haberleşme protokolleri içerisinde 15.693, 14.443A ve 14.443B'nin olduğunu da görebiliyoruz. Bunlar bu ISO standartlar içerisindeki belirlenmiş olan haberleşme protokolleri. Ünlü teknik özelliklerine biraz daha yakından bakmak için PDF dosyasına bir göz atabiliriz. 2.7 volt ile 5.5 volt arasında çalışabiliyormuş. Bu da Arduino gibi bir işlemciyle çok rahatlıkla besleyebileceğimizi gösteriyor. Ürünün en dikkat çeken özelliklerden bir tanesi 4 ila 8 cm aralığında RFID kartları okuyabiliyor olması. 57600 baud rate hızında veriler gönderip alabiliyormuş. RF frekansının 13.56 olduğunu söylemiştik. -25 derece ile +85 derece aralığında çalışabiliyormuş. Nominal olarak ise 25 derece oda sıcaklığında düzgün değerler döndürüyormuş. Modülün üzerinde anten yerleşik olarak bulunuyor. Yani ekstra bir anten takmanıza ya da ekstra bir anten almanıza gerek kalmıyor. PDF dosyasında özellikler kısmında aşağıya indiğimiz zaman yazılımla ilgili hızlı başlangıç kiti bulunmakta. Burada bize bir takım hex ve binary kodlar verdi. Bu kodların döndürülüp döndürülmeyeceği ile ilgili veriler bulunmakta. Biz bunları biraz sonra Arduino'yu programlarken kullanacağımız kodlar, bu kodlardan faydalanacağız. Bu kodları göndererek Arduino'dan cevap alıyor olmamız gerekecek. Daha doğrusu modülümüze bağlanıp bağlanmadığımızı buradaki hex kodlarını kullanarak test ediyor olacağız. Ürünle ilgili daha fazla detaylı bilgiye sahip olmak isterseniz 13.56 MHz CR95HF entegresinin özelliklerine bakabilirsiniz. Bu entegrenin çalışma mantığı, prensibi, her şeyi bu datasheet içerisinde detaylıca anlatılmış durumda. Çok fazla detay vererek başlangıç seviyesindeki arkadaşların kafasını karıştırmak istemiyorum. Ürünle ilgili detaylı bilgileri PDF dosyası içerisinden edinebilirsiniz. Devre aşamasında olduğu şekilde şimdi modülümü Arduino'ya bağlıyorum ve daha sonra kodlamamıza geçebiliriz. Lakin ben birazcık daha modüler olması açısından devreme bir tane buzzer bağlamak istiyorum. Kart okuduğumuz zaman en azından buzzer'dan bir dönüş alalım. Kartın okunup okunmadığını sesli olarak duyalım. Devremize bir tane de RGB LED bağlayarak kart okunduğu zaman ya da okunmaya hazır olduğu zaman, doğru kart okunduğu zaman ya da doğru kart okunmadığı zaman farklı renklerde tepkiler vereceği şekilde kullanabileceğim bir tane de RGB LED eklemek istiyorum devreme. Evet, devre aşamasını paylaştığım şekliyle bağlantılarımı bitirdim. Şimdi Arduino'da programı çalıştırıyorum. Kodlamamıza geçebiliriz. Evet, kodları ben daha önceden yazdım, denedim ve test ettim. Şu anda tek tek satır satır yazmayacağım. Daha önce var olan kodlardan faydalanarak kendime göre yeniden revize ettim, dizayn ettim. Ben sizlere hangi satırda ne yaptığımızı tek tek söyleyerek, kodların açıklamasını yaparak devam edeceğim. Baktığımız zaman iki tane sayfa görünmekte. Bunun bir tanesi klasik Void Setup ve Void Loop'un olduğu sayfamız. Bir tanesi de fonksiyonların olduğu sayfa. Kodlar birbirinin içerisine girmesin, kafa karışıklığı yapmasın diye ikinci bir sekme, ikinci bir sayfa olarak oluşturdum. Yine ben sizlerle zaten bu iki dosyayı paylaşıyor olacağım. İlk başta bağlantı pinlerimizin tanımlamasını yapacağımız Softverial Serial Hey kütüphanesinden faydalanıyoruz. Başka herhangi bir kütüphane kullanmayacağız çünkü bu modül için yazılmış bir kütüphane bulunmamakta. Belki ileride bir kütüphane yazarım, bir kütüphanenin içerisine atarız kodlarımızı. Lakin şu anda biz sayfa üzerinden devam edeceğiz. İkinci satırımızda hangi pinleri kullandığımızı söylüyoruz ve 6 ve 7 numaralı pinlerimizin RX ve TX olacağını söylüyoruz. Burada siz bağlantılarınızı hangi pinden yaparsanız bu satırdan değiştirebilirsiniz. Daha sonra kullanacağımız pinlerimizi tanımlayacağız. Ben sarı renkli bir tane daha LED olacağını düşünmüştüm ama bu projede sarı renkli LED kullanmayacağım. O yüzden kırmızı, yeşil ve mavi renkli LED'lerimiz olacak dilersek. Biz dilersek de RGB LED'imizin iki tane pinini sürerek de
farklı renkler elde edebiliriz. Bunun için de sarı diyebiliriz. Kırmızı ve yeşil aynı anda yaktığımız zaman sarı renk verecektir. Donanım tanımlamasını yaptıktan sonra ileride kullanacağımız değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Bu değişkenleri nerede kullanacağımızı daha sonra söyleyeceğim. Kullanacağımız değişkenleri tanımladıktan sonra modülümüzün haberleşmesini sağlayacak olan hex kodlarını, binary kodlarını söylememiz gerekiyor. Daha doğrusu bir takım ayarlamaları yapacağımızı söylememiz gerekiyor. Modülümüze doğru bir şekilde bağlandık mı? Veri gönderebiliyor muyuz? Gönderdiğimiz verileri okuyabiliyor muyuz? Daha doğrusu kart tuttuğumuz zaman bu kartı nasıl okuyacağız? Hangi verilere dönüştürülecek? Burada bir takım standart kodlar var. Bu kodların nereden geldiğini merak ediyorsanız biraz önce şuradan bakmıştık. Bu kodlarla ilgili bilgiler var demiştim ben sizlere. Firmware hızlı başlangıç kitin içerisinde bu kodlarla ilgili bir takım veriler bulunuyordu. Bu verileri bize üretici vermişti. Mavi renkli olan bizim gönderdiğimiz, kırmızı renkli olan kodlar ise modülden alacağımız cevap olarak kodlanmış durumda. Yazdıracağınız hex kodlarının size dönüşünün nasıl olacağını, yani siz 5-5 kodunu gönderirseniz modül size yine 5-5 cevabı vermesi gerekiyor. Eğer ki doğru bir şekilde bağlantı yaptıysanız, modülle doğru bir şekilde haberleşebiliyorsanız. Yine bu protokollerin içerisinde 0202 00 kodunu gönderdiğiniz zaman modül size 00 kodunu göndermesi gerekir diyor. Buradaki teknik detaylara çok takılmadan, zihninizi çok karıştırmadan hemen şimdi örneğime geri dönüyorum. Firmanın bize protokol kodlar içerisinde vermiş olduğu binary kodları hex'e dönüştürerek bir dizi oluşturduk ve her birisi için bir dizi nesnesi oluşturarak alt alta tanımlamasını yaptık. Daha sonra kartın içerisindeki bizim okurken kullanacağımız kart ID'si ve kart bilgisinin de yine dönüşünü alabileceğimiz hex kodlarını burada tanımlamasını yapmış olduk. Buradaki kodları şimdilik geçiyorum. Biraz sonra buradaki kodlara tekrar geri döneceğiz. Voice Setup'ın içerisine geldiğimiz zaman seri ekranımızı başlatıyoruz. Çünkü karttan okuduğumuz bilgileri, tutmuş olduğumuz RFID kartlarından dönen bilgileri seri ekrandan okuyacağız. Modülümüzün seri haberleşmesini de başlatıyoruz. Yine Voice Setup'ın içerisinde bunu yapıyoruz. Ve kullanmış olduğumuz donanımların pin tanımlamasını yapıyoruz. Hemen en altta burada bir start fonksiyonu görüyoruz. Start fonksiyonunun çalışılacağını söylüyor. Bu fonksiyonu biz fonksiyonlar dosyamızın içerisinde oluşturduk arkadaşlar. Hemen şimdi buraya gelerek start fonksiyonu çalışıldığı zaman ne olacağına bir bakalım. Start fonksiyonunu çalıştırdığımız zaman bizim bütün ledlerimiz yanıyor olacak. Bu sizin kullanmış olduğunuz donanımla ilgili bir özellik. Bunlar normalde modülün haberleşmesi için şart olan kodlar değil arkadaşlar. Sadece bizim geri dönüşü görebilelim diye oluşturduğumuz kodlar. Esas kodlar burada başlıyor. Biz haberleşme ile ilgili kodlarımızı burada oluşturmuş olduğumuz Reax, RR10S, git nesnemizin write diyerek yani yazılmasını söylüyoruz. Echo command dizimizi gönderiyoruz. Aynı şekilde bizim yukarıda oluşturmuş olduğumuz buradaki bütün dizileri başlatıyoruz. Yani bütün dizilerin içerisindeki kodları start fonksiyonu içerisinde gönderiyoruz. Daha sonra gönderim yaptıktan sonra bilgi göster diye bir fonksiyon daha olduğunu görüyoruz. Bilgi göster ise bizim göndermiş olduğumuz sinyalleri Arduino ile birlikteki haberleşmemizin geri dönüşünü okumak için kullandığımız bir fonksiyon. Bu fonksiyonda yine burada tanımladık arkadaşlar. Void bilgi göster diye bir fonksiyon tanımladık. Eğer ki veri gidiyorsa bunlar hex kodun şeklinde olacak ve bunu oku şeklinde söylemiş olduk. Bilgi göster fonksiyonu eğer ki göndermiş olduğumuz kodlar, veriler doğru bir şekilde iletiyor ve geri dönüyorsa void bilgi göster fonksiyonu içerisinde döndürülecek. Tanımlamış olduğumuz dizilerin her birisi modüle gönderilecek ve modülden geri dönüşü okunacak. Okuduktan sonra herhangi bir sorun yoksa burada tone buzzer komutuyla karşı karşıya kalacak. Yani modül bütün kodları yürüttü. Bildiğiniz gibi tone buzzer diyerek buradaki 500 rakamı bizim buzzer'ımızın hangi frekansta ses vereceği, 300 rakamı ise kaç milisaniyelik ses vereceğini gösteriyor. Bu da hızlı pratik bir şekilde buzzer'a sinyal verdirmenin yöntemlerinden bir tanesi. Farklı tonlarda ses almak isterseniz bu komutu, bu satırı kullanabilirsiniz. Normalde bildiğiniz gibi biz buzzer'dan ses almak için high ya da low komutunu kullanırdık. Ama tone buzzer kodunu kullanarak da farklı değerlerde, farklı tonlarda buzzer'dan ses almak mümkün. Bunu bu şekildeki kullanmamızdaki sebep biraz sonra kullanacağımız kartlardan bazıları tanımlı kart olacak, bazıları tanımsız kart olacak. Dolayısıyla farklı tonlarda ses alalım diye bu yöntemi tercih ettik. Bizim void start fonksiyonumuz buraya kadardı. Burada yaptığımız işlem arkadaşlar, biz modülümüze doğru bir şekilde bağlanabildik mi? Modülümüzden veri alıp gönderebiliyor muyuz? Bunun testini yapacağız. Eğer ki modül doğru bir şekilde bağlanmışsa bize
bu kodları geri döndürerek gösteriyor olacak. Şimdi modülümü Arduino'ma bağlıyorum ve kodlarımı gönderiyorum. Evet, kodlarımızı gönderdik. Tanımlama başlatılıyor. Lütfen bekleyin dedi. 55'i döndürdü. 00 döndürdü. 00 döndürdü. 00 döndürdü ve sonunda OK dedi. İşte bizim şu anda seri ekranda gördüğümüz bu bilgiler bizim şu yukarıda tanımlamış olduğumuz void start fonksiyonu içerisinde olan olay aslında arkadaşlar. Her birisini 100 milisaniye arayla döndürecek şekilde görmüş olduk. Karşı tarafa bizim yukarıda tanımladığımız, oluşturduğumuz bu dizilerin içerisindeki veriler gönderildi ve cevaplarını almış olduk. Biz burada farklı hex kodları göndermemize rağmen farklı cevaplar aldık. Buradan alacağımız cevapları zaten daha önce buradaki datasheet'in içerisinde görmüştük. Bu verileri gönderdiğimiz zaman modülün bize hangi rakamları döndürmesi gerektiğini söylemişti. Gördüğünüz gibi şu anda biz 55 kodunu gönderdik. Echo command diyerek bize 55'i döndürdü. Diğer kodları da optimizasyon ayarlarıyla ilgili olan diğer kodları da gönderdik ve sıfır değerini aldık. Eğer ki bağlantımız doğru olmamış olsaydı, ben şimdi burada modülümün herhangi bir pinini çıkartacağım. Bağlantımız doğru bir şekilde yapılmamış olsaydı nasıl bir şey döndürecekti? Öncelikle bunu görelim. Şu anda modülümün haberleşme pinlerini kestim ve Arduino'mu resetliyorum. Yani baştan başlatıyorum. Tanımlama başlatılıyor. Lütfen bekleyin dedi. Gördüğünüz gibi artık herhangi bir değer döndürmedi. Biraz önce bize yukarıda 55.000 değerlerini döndürmüştü. Yani haberleşme sağlanmıştı. Ama şu anda herhangi bir değer döndürmedi. Yani şu anda aslında modülümüz okumaya hazır değil. Bir problem var, bir sıkıntı var. İşte bağlantımızı doğru yapıp yapmadığımız ve doğru veriler alıp alamayacağımız bu void start fonksiyonu içerisinde döndürülen kodlarla yapılabiliyor. Şimdi bağlantılarımı tekrar yaptım. Arduino'mu tekrar resetliyorum. Tanımlama başlamıştır. Lütfen bekleyin dedi. Artık kodları döndürdü. Yani kartımız artık veri alıp vermeye hazır. Şu anda aslında verileri okuyabiliyor. Okuduğu verileri bize geri döndürebiliyor. Artık bağlantılarımızı doğru yaptıysak, gönderdiğimiz kodların dönüşlerini görebildiysek algoritmamıza devam edebiliriz. Void loop'un içerisine geldiğimiz zaman bizim göndermiş olduğumuz kodları sorgulayabileceğimiz bir takım kodlar görünmekte. Lakin bundan önce bir fonksiyondan bahsetmek istiyorum. Bizim bilgi göster fonksiyonumuzun göndermiş olduğumuz verilerin dönüşünü gördüğümüzü söylemiştim. Hemen bir fonksiyonumuz daha var. Void etiket oku. Burada da modülümüze bir kart tutulduğu zaman kartın bilgilerinin okunacağı fonksiyon oluşturulmuş durumda. Bunun char olarak döndürüleceğini tanımlamasını yapıyoruz. Void etiket oku fonksiyonu içerisinde kartımızın içerisindeki bilgiler bir kart tutulduğu zaman bize döndürülecek olan hex kodlarını söylüyor arkadaşlar. Burada while ile algoritmayı kilitliyoruz. Diyoruz ki herhangi bir kart okunmuş ise bunu oku ve char olarak dönüştür. Bunu da char dön bir char dön diye bir değişkenin içerisine at dedik. Daha sonra bunu zaten bizim şu anda cihazımız bir frekans üretiyor, bir sinyal üretiyor, bir sayı döndürülüyor. Bunları rastgele değil de bir kart tutulduğu zaman sıralı bir şekilde bize ver diye en son etiket ID tanımlamasının içerisine atıyoruz aldığımız verileri. Void loop'un içerisine geldiğimiz zaman ise bizim yukarıda da tanımladığımız değerler vardı arkadaşlar. Şurada yukarıda bu değişkenlerin içerisinde bir takım veriler var. Bunlar bizim istediğimiz veriler mi değil mi? İşte kullanacağımız değişkenleri burada tanımlamış olduk. Daha sonra tutulan kartın yani okunacak olan kartın bizim tanımladığımız bir kart mı değil mi? Tanımlı bir kart mı değil mi? Bunu sorguladığımız kısım ise tam da burasıdır arkadaşlar. Biz burada tuttuğumuz kartın bizim daha önceden tanımladığımız bir kart mı değil mi olduğunu bu satırlarda sorgulayabiliyoruz. Peki tuttuğumuz kartın bizim tanımladığımız kart mı değil mi kısmı nerede beliriyor? İşte o da tam buradaki etiket admin dizisi içerisine bizim gireceğimiz bilgilerle. Peki şu anda siz zaten elinizde bir kartınız var. Bu kartın ne olduğunu bilmiyorsunuz. Tanımlamasını bilmiyorsunuz. Önemli değil. Biraz sonra kartımızı okuyacağız. Tanımlı bir kart mı değil mi zaten onun sorgusunu yaptıktan sonra gelip buraya bu bilgiyi gireceğiz. Yani bize döndürülen bilgiyi yukarıya gireceğiz.
Bu sorgulamayı nerede yapıyoruz arkadaşlar? Bu sorgulamayı tabii ki void loop'un içerisinde yapıyoruz. Burada dedik ki if'in içerisinde herhangi bir bilgi var mı? Bunu etiket okudan döndür. Eğer ki herhangi bir bilgi varsa, yani burada bir tepkime varsa, bu döndürülen değer 80'in dışında bir değerse, bu değerler arkadaşlar daha önce cihazın içerisindeki döndürülen verilerdir. Bunların sorgusunu yapıyoruz. Void loop'un içerisinde kart tutuldu mu tutulmadı mı buna bakıyoruz. Kart tutulmuşsa tutulan kartın etiket bilgilerini bastırıyoruz ve bastırılan etiket bilgisine göre de bizim hangi kullanıcı olduğu, hangi kart olduğu ya da bizim tanıyıp tanımadığımız bir kart mı olduğunu yine buradaki satırlarla söylüyoruz. Hemen buradaki if admin sorgunun içerisinde tutulan kart tanımlı bir kartsa, yani yukarıda şurada tanımlanan bir kart bilgisi ise, daha önceden buraya verilen bir bilgi ise, ona göre bir işlem yapıyoruz. Burada if etiket id diyerek hangi kartın tutulduğunu sorgulayabiliriz. Yani kartın hangi bilgisinin, hangi kullanıcının geldiğinin de bilgisini user 1, user 2, kullanıcı 1, kullanıcı 2 diye buraya yazdırabiliyoruz. Daha sonra eğer ki tutulan kart daha önceden bizim bilmediğimiz tanımsız bir kartımız ise else diyoruz. Buraya da tanımsız kart diyerek etiket id'sini yazdırıyoruz. Muhtemelen siz ilk kartınızı tuttuğunuz zaman etiket id'nizi bilmeyeceğiniz için tanımsız kart olarak görecektir. Etiket ID'nizi okuduktan sonra yukarıya etiket ID'nizi gelip girmeniz gerekecek. Etiket ID'nizi buraya girdikten sonra artık o kartınız tanımlı kart haline gelmiş olacak. Şimdi seri haberleşmemi başlatıyorum. Tanımlama başladı. Haberleşme tamam. Ve herhangi bir kart tutuyorum. Şu anda gördüğünüz gibi tanımsız kart cevabını döndürdü ve dönen etiket ID'sini bana verdi. Benim bu kartım tanımsız kartmış. Bu kartımı bir kenarıya bırakıyorum. Şimdi başka bir kart tutmak istiyorum. Gördüğünüz gibi yetkili user 2 dedi. Artık bu kartım benim daha önceden tanıtılmış bir kartmış. Bu kartımı ben daha önceden tanıttığım için doğrudan tanımış oldu. Şimdi başka bir kart daha tutmak istiyorum. Bu kartım ise yine tanımsız bir kart oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim şu anda tanımsız olan bir kartımı yukarıya tanıtmak istersem gelip yukarıya eklemem gerekiyor. Benim bu ikinci kartımı da tanımlı kart yapmak istersem buradaki ID'yi alıyorum, yukarıya geliyorum. Buraya bir tane virgül koyuyorum. Enter diyorum. O ID'yi buraya yapıştırdım. Tabii ki süslü parantez içerisine almam gerekiyor. Artık tanımlı olmayan diğer kartımı da tanımlamış oldum. Şimdi aşağıya gelerek bu if sorgusunu çoğaltabilirim. If etiket id dedi. Tabii ki ben şuradaki id'mi hemen tekrar alacağım. Buraya koyacağım. Ctrl V diyeceğim. Bu da kullanıcı 3 olmuş oldu. Yani 3. kartımı da tanımlamış oldum. Tekrar kodlarımı gönderiyorum. Burada tanımlı kart geldiği zaman user 1 diye bir fonksiyon görüyorsunuz arkadaşlar. Bu fonksiyonda ben yine fonksiyonlar dosyasının içerisine oluşturdum. Eğer user 1 gelirse işte şu işlemler yapılsın. User 2 gelirse bu işlemler yapılsın. User 3 gelirse bu işlemler yapılsın diye çoğaltabiliriz. Şu anda ben user 3'ü oluşturmadım. Dolayısıyla da 3. etiket için yine user 2'ye uygulanacak fonksiyonun yürütüleceğini söyledim. Şimdi bu kartımı tutuyorum. Gördüğünüz gibi yetkili user 3 dedi. Benim şu kartım diğer kartım user 2 idi. Bir kartım daha var arkadaşlar benim daha önceden tanıttığım. Bu da user 1 olması gerekiyor. Evet bu da user 1. Gördüğünüz gibi 3 tane kartımız var. Bu 3 kartımızı da tanımladık. Tanımsız bir kart kullanacak olursak, tanımsız bir kart tutacak olursak bu tanımsız kart şeklinde gelecektir. Evet biraz önce LED'imin renkleriyle ilgili bir sıkıntı vardı. Hemen bağlantılarımı düzelttim. Şimdi Arduino'mu resetliyorum. Tekrar kartımızın okumaya hazır olduğunu kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bize 55.00 değerlerini döndürdü. Seri ekranda bunu görebildiğimize göre ve mavi renkli LED'imiz de yandığına göre artık şu anda kartlarımızı tutmaya başlayabiliriz. Bu tanımlı bir kartım benim. Yetkili user 2 dedi. Yeşil renkli LED'imizi yaktı. Başka bir kartımı tutuyorum. User 1 dedi. LED'imizi kırmızı yaktı. Diğer kartımı tutuyorum.
User 3 dedi, yani kullanıcı 3 dedi. Burada kimin, yani hangi kartın tutulduğunu da bu şekilde belirleyebiliriz. İsterseniz burada biz şimdi if admin sorgu dediğimiz zaman bunun içerisinde if etiket ID'si dedik. Ve yine if etiket ID'si, if etiket ID'si diye ayrı ayrı etiket ID'leri belirledik. Yani kartı tutan kişiler için her zaman aynı işlem yapılmayabiliyor. Kartı tutan kişiler için kullanıcı 1 için user 1 fonksiyonu çalıştırıyor. User 1 fonksiyonun içerisinde farklı bir işlem yapıyoruz. Kartı tutan user 2, kullanıcı 2 ise farklı bir işlem yapabiliyoruz. Yani burada kart tanımlı olabilir. Tanımlı olan kartın kişisinin yetkisine göre de farklı işlemler yaptırabilirsiniz. Yine bunu fonksiyonların içerisinde söylüyoruz. Tanımsız bir kart geldiği zaman ise tanımsız kart demesi lazım ve kırmızı renkli ledimizin yanması lazım. Gördüğünüz gibi tanımsız kart diyor, ledimiz kırmızı renkli yanıyor. Şu anda ledimiz mavi renkli yanıyor. Tanımsız bir kart tutuyorum. Buzzer'ımız farklı sesle öttü. Rengimiz kırmızı yandı. Tanımlı bir kart tutuyorum. Yeşil renkli yandı. Ve hangi kullanıcının geldiğinde seri ekrandan takip edebiliyoruz. Dilerseniz bu mavi anahtarlık şeklinde olan RFID anahtarlıklar da var. Bunlar da aynı şekilde okuyacaktır. Evet, örneklerimizi çoğaltabiliriz ama temel manada RFID kart modüllerinin kullanım mantığı işte bu kadardı arkadaşlar. Dilerseniz farklı farklı kullanıcılar tanımlayarak, farklı fonksiyonlar yazarak her kullanıcıya özel bir işlem yaptırabilirsiniz. Dilerseniz de tanımlı ve tanımsız sadece genelleyerek sizin daha önceden belirlediğiniz ID'lerdeki kartlara belli yetkileri verebilirsiniz. Belli şifrelerin, belli kapıların, belli motorların, belli ledlerin açılıp kapanmasını sağlayabilirsiniz. İlerleyen derslerimizde yine projelerimizi geliştirerek LCD ekranlar kullanarak, keypadler kullanarak daha güvenlikli, daha şifreli bir projeyi de sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bugün sizlerle Arduino ile birlikte RFID modülleri nasıl kullanılır bunu kavramış olduk ve bir örnekle de pekiştirdik. Alışılmışın dışında farklı bir modül kullandık. Bu Reax firmasının RR10S modeliydi. Diğer RFID modüllerinden sıyrılan en büyük özelliği ve daha doğrusu güzelliği bu modülün sadece 2 tane dijital pinimizi kullanıyor olması. Bu sayede bize Arduino'muzda bolca dijital pin kalmış olacak. RFID modüllerle ilgili yine ilerleyen günlerde kanalımızda örneklere yer veriyor olacağız. Sizlerin RFID modüllerle ilgili merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örneklere kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.